Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere Kabe-i Muazzama'nın İbrahim Aleyhisselam tarafından inşa edilmesinden bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, Kabe ilk olarak Adem Aleyhisselam tarafından inşa edilmiş. Fakat sonraki zamanlarda yıkılmış. Sonradan gelen bazı peygamberler onu yeniden yapmışlar. Ama en son Nuh tufanında temelleri de tamamen ortadan kalkacak şekilde kaybolmuş bulunuyordu. Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'yi yeniden inşa etmesini emretti. Ama bu Mekke'ye gittiği ilk zamanki bir emir değildi. Yani ilk olarak gittiğinde oraya Hacer validemiz ile İsmail Aleyhisselam'ı daha çocukken bıraktı. Sonra orasını terk etti. Tekrar Şam, Filistin taraflarına geldi. Bundan sonra Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'a tekrar Mekke'ye gidip hac yapmasını ve Kabe-i Muazzama'yı inşa etmesini ona emretti. Cebrail Aleyhisselam bu emri getirdi. Cebrail Aleyhisselam'la birlikte yola çıktılar ve Cebrail Aleyhisselam ona nerede ihrama gireceğini, nerede hangi menasiki ifa edeceğini öğretti, haccı ona öğretti. Neticede Mekke'ye geldiler, Harem-i Şerif'e girdiler. Tabi Harem-i Şerif'e girdiler derken, yani şu anda Kabe'nin bulduğu yere girdiler şeklinde anlamanız lazım. Yoksa o zaman orada ne bir bina var, ne bir taş var, herhangi bir şey yok. Sadece o zaman için Zemzem kuyusu orada bulunmakta. Onun dışında herhangi bir inşa, herhangi bir bina bulunmamaktadır. İsmail Aleyhisselam da artık büyümüş, bir genç çocuk olmuş, böyle çocuklukla gençlik devresi arasında bir mevkide bulunuyor ve artık işte Ebu Kubeys Dağı'ndan taş taşıyabilecek bir güce de sahip bulunuyor. Bundan sonra Cebrail Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a Kabe'nin yerini gösterdi. Nereye yapacağını gösterdi. Ve İsmail Aleyhisselam bir taraftan taş taşıyor. Diğer taraftan işte balçık yapıyor. İbrahim Aleyhisselam da o taşları yerine koyuyordu. Böylece Kabe inşa edilmeye başlamıştı. Ve nihayet Kabe belli bir yüksekliğe gelince daha da fazla yükseltebilmek için basamak olarak bir başka şey kullanmak gerekti. Ve işte bugün Makam-ı İbrahim dediğimiz taşı İbrahim Aleyhisselam bir basamak gibi kullandı. Ve onun üzerine binerek taşları onun üzerine koydu. Ve bugün hacıların işte tavafa başladığı yer olan Hacerül Esved'in bulunduğu yere kadar gelinince İbrahim Aleyhisselam Hazreti İsmail'e bana şu ana kadar getirdiğin taşlardan daha farklı bir taş getir dedi. Ta ki hacılar için bu bir işaret olsun. Bu taş diğerlerine biraz benzemesin. Başka bir taş getir dedi. Hazreti İsmail Ebu Kubeys Dağı'nda gezdi, dolaştı, bir taş buldu, getirdi. İbrahim Aleyhisselam onu beğenmedi. Bundan daha başkasını getir dedi. İsmail Aleyhisselam tekrar geri döndü, gezdi, dolaştı. Fakat öyle uygun bir taş da bulamadı. Hani şimdi her dağın taşı belli özelliktedir. Eğer taşı beyazsa her yerdeki taşlar beyazdır.
Eğer taşı siyahsa her yerdeki taşlar siyahtır. Eğer taşı işte bir nevi kum renginde ise, kumsal bir taş ise o dağın her yerindeki taşlar böyledir. Yani aynı dağda çok farklı taşlar pek bulunmuyor. Dolayısıyla Hazreti İsmail farklı bir taş bulma konusunda bir hayli sıkıntı çekti. Rivayetlere göre bir ses işitti. Buraya gel dedi. Nuh Aleyhisselam zamanında Nuh tufanıyla bu Kabe yıkıldığında bana bir taş emanet edildi. Gel onu buradan al dedi. Sesin gittiği tarafa doğru İsmail Aleyhisselam gitti. Baktı ki orada böyle kırmızımsı siyah bir taş var. Diğer taşlardan bir hayli farklı bir taş var. Onu aldı, götürdü. İbrahim Aleyhisselam bu taşı beğendi ve onu yerine koydu. İşte bu taşa biz Hacerül Esved diyoruz. Yani Türkçe adı itibariyle siyah taş demektir. Esasen diğer taşlar da siyah ama fakat bu taşın diğerlerine göre biraz daha farklı bir yapısı var. En azından kırmızıya çalan bir rengi var. Tabii bir de insanların onu hep istirham etmelerinden, öpmelerinden, temas etmelerinden dolayı böyle bir düzleşmesi durumu da söz konusu. Diğer taşlardan zaman içerisinde biraz daha farklılıklık arz etmiş bulunuyor Hacerül Esved. Ve o taşı da oraya koyduktan sonra Kabe tamamıyla inşa edilmiş oldu. Ve bundan sonra hacılar için orası bir tavaf merkezi oldu. Ahmed bin Hanbel'in İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre İbrahim Aleyhisselam'ın inşa ettiği bu Kabe'nin yüksekliği 9 zira kadar idi. Yani bugünkü Kabe kadar değil. 9 zira kadar. Eğer bir zirağı 50 santim kadar düşünecek olursak, ki bir zira 50 ile 70 santim arasındaki bir mesafeyi temsil ediyor. Yani en düşüğü 50 santim olarak değerlendirebiliriz. En yüksek olarak da 70 santim olarak değerlendirebiliriz. En düşük seviyeden aldığımız zaman Kabe'nin 4,5 metre yüksekliğinde olması gerekiyor. Haydi zirağı biraz daha fazla aldığımız zaman aşağı yukarı İbrahim Aleyhisselam'ın inşa etmiş olduğu Kabe'nin 5 metreden daha yüksek olmadığı anlaşılıyor. Yani bugünkü Kabe'ye nispetle onun belki yarı yüksekliğinden de daha düşük seviyede bir yüksekliğe sahip idi. Sonra üstü açıktı, üstü örtülü değildi. Ayrıca iki kapısı vardı ve kapılar da zemine yakın idi. İnsanlar bir taraftan girerler, diğer taraftan çıkarlar idi. İlk İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu Kabe'nin özelliği böyle idi. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi bu şekilde inşa ettikten sonra görevi bittiği için tekrar Şam taraflarına dönecek. Ama dönmeden önce şöyle yalvardı, elini açıp Cenab-ı Allah'a şöyle dua etti. Ya Rabbi, İsmail'in evladına rahmet eyle. Kısaca o şekilde dua etti. Devesine binip Şam'a doğru gideceği sırada Cenab-ı Allah kendisine vahiy indirdi ve şöyle buyurdu. Bütün insanları bu beyti tavaf etmeye, ziyaret etmeye çağır. İbrahim Aleyhisselam da daha önce ifade ettiğimiz gibi Ya Rabbi benim sesim nereye kadar ulaşır ki dedi. Cenab-ı Allah da ona seslenmek senden, duyurmak benden dedi. Bazı rivayetlere göre Cenab-ı Allah bütün dağları aşağı indirdi. İnsanların ikamet ettiği bütün köyleri, şehirleri, kasabaları yukarıya çıkardı. Ve o andan itibaren kıyamet kopuncaya kadar insanlar Kabe'yi kaç sefer ziyaret edeceklerse sadece o ziyaret edecek olanlar o kadar kez
İbrahim Aleyhisselam'ın sesini işittiler. Rivayetlerde böyle geçiyor. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın o sesini bir kere işitenler bir kere hac yapacaklardır. İki kere işitenler iki kere hac yapacaklardır. 10 kere işitenler 10 kere hac yapacaklar. 40 kere işitenler 40 defa hac yapacaklardır. Ve bu şekilde hacı da ilan ettikten sonra yüzünü Yemen tarafına doğru çevirerek şöyle dedi: "Ey insanlar! Yüce Yaratıcı bir ev bina etti ve size bu evi ziyaret etmenizi emir buyurdu. Geliniz ziyaret ediniz." Sonra sırasıyla diğer yönlere doğru döndü. Yani ilk önce Yemen tarafına dönmüştü. Sonra diğer yönlere doğru döndü. Aynı çağrıyı tekrarladı. Ve onun sesini duyanlar lebbeyk Allahümme lebbeyk diye kendisine karşılık verdiler. Ve İbrahim Aleyhisselam da yerine oğlu İsmail'i bırakarak Şam taraflarına doğru gitti. Ve her sene Şam taraflarından gelerek Kabe-i Muazzama'yı İbrahim Aleyhisselam hac etmiştir. Cenab-ı Allah bu olayla ilgili olarak Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle buyuruyor: "İbrahim ve İsmail Kabe'nin temellerini yükselttikleri zaman şöyle dediler." İbrahim ve İsmail Kabe'nin temellerini yükselttikleri zaman şöyle dediler: "Rabbimiz bunu yaptık, bizden kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi duyan ve bilensin. Allah'ımız bizi ve bizim zürriyetimizden gelecek olanları Müslüman olarak sana teslim olan bir ümmet eyle. İbadet usullerini ve hac menasekini bize göster. Tevbelerimizi kabul eyle. Muhakkak ki sen tevbeleri kabul eden ve müminlere merhamet edensin. Rabbimiz soyumuzdan bir peygamber gönder de onlara senin ayetlerini okusun, kitabı, Kur'an'ı ve hikmetlerini öğretsin, onları günahtan temizlesin. Şüphesiz ki sen azizsin, hakimsin." Ve İbrahim Aleyhisselam böylece kendi hayatında iken Şam'dan müteaddit defalar gelerek Kabe-i Muazzama'yı tavaf etti. İsmail Aleyhisselam tavaf etti. Mekke ve civarında bulunan insanlara hac menasiki öğretildi. Onlar da Kabe'ye sahip çıktılar. Daha sonra Kabe değişik zamanlarda yıkıldı. O civarda Cürhümlüler ile Amerikalılar zaman zaman birbirleriyle mücadele ederler, savaş ederlerdi. Mekke'de ilk yerleşen kabile Cürhümlüler idi. İsmail Aleyhisselam Cürhümlü bir hanım alarak onunla evlenmiş bulunuyordu. Ama esasen Arapların daha köklü olan kabilesi Amerikalılar idi. Yani yanlış anlasınız, Amerika demiyoruz, R ile demiyoruz, L ile diyoruz. Amerikalılar idi. Bunlar birbirleriyle zaman zaman savaş yapmışlar, cedelleşmişler. Ve o cedelleşmeler esnasında Kabe'ye de zarar gelmiş. Bazen Mekke zaten bir vadidir. Kabe'de hemen hemen vadinin ortasında yer alıyor. Yağan yağmurlar neticesinde zaman içerisinde tahrip olmuş, yıkılmış. Hem Amerikalılar hem Cürhümlüler zaman zaman Kabe-i Muazzama'yı yapmışlar idi. Ama tabii bu inşalar arasında İbrahim Aleyhisselam'ın inşası büyük önem arz ediyor. Çünkü bugünkü haliyle bu Kabe ilk olarak İbrahim Aleyhisselam tarafından inşa edilmişti. Ama daha önce Adem Aleyhisselam tarafından inşa edilmiş bulunuyordu. Bu şekilde zaman zaman yıkılıp yeniden yapılsa da nihayet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 35 yaş civarında olduğu, tarih olarak da miladi 605. Yılda Kabe'nin dış örtüsü alev almış,
Binada yangın çıkmış, Kabe'de büyük çatlaklar oluşmuş. Dolayısıyla Kabe'nin yeniden inşası bir zaruret haline gelmiş bulunuyordu. Kabe'nin üçüncü önemli inşası da işte Resulullah Efendimiz'in 35 yaşlarındayken 605 yıllarında inşa edildiği zamandır. Bu inşanın da şöyle bir önemi var. Esasen birkaç yönden önemi var. Mekkeliler her ne kadar o zaman Kabe'nin içerisini bir takım butlarla doldurmuşlar ise de, yani rivayetlere göre Kabe'nin içerisinde o zaman 360 tane put vardı. Ama bununla birlikte Kabe mukaddes bir yer olarak kabul edilir. Herkes Kabe-i Muazzama'nın koruyuculuğunu üzerine almak ister. Hacılara hizmet etmek ister. Kabe'ye karşı böyle bir hürmet ve böyle bir saygı da vardı. Hatta işte bu hürmet ve saygıdan dolayı Ebrehe kıskançlık göstererek Sana'da büyük bir kilise inşa etmiş. Büyük bir sanat eseri olarak o kiliseyi inşa etmiş. Ta ki insanlar o kilisenin sanat özelliğine hayran kalarak gelsinler, orasını ziyaret etsinler diye. Bununla beraber Araplar bir türlü Kabe'den vazgeçip de Sana'ya gelmiyorlar. Bunun üzerine Ebrehe Kabe'yi yıkma teşebbüsünde bulunmuş idi. Ama Cenab-ı Allah işte Fil suresinde de anlatıldığı üzere Ebrehe'ye Kabe'yi yıkmak imkanını vermedi ve ebabil kuşları vasıtasıyla Ebrehe'nin ordusunu perişan etti. Buradan da anlaşılıyor ki Araplar, Mekkeliler Kabe'ye büyük saygı gösteriyorlar ve hürmet ediyorlardı. Yeniden yapılma ihtiyacı ortaya çıkınca Mekkeliler şöyle dediler: biz Kabe'yi yeniden inşa edelim. Aramızda para toplayalım, yeniden inşa edelim. Ama bu Kabe mukaddes bir yer. Bize ceddimiz İbrahim'in, İsmail'in mirası. Biz bu Kabe'yi inşa ederken, doğru davranalım, dürüst davranalım, ahlaklı davranalım ve bu Kabe'ye kötü bir şey karıştırmayalım. Haram bir şey karıştırmayalım. Bir zulüm karıştırmayalım. Zulüm eli buraya karışmış olmasın. Yani bunu düşünenler Mekke müşrikleriydi. Allah'ı bilen, putlara tapan, putları Allah'a ortak koşan ama ahirete dahi pek inanmayan ve İslam geldiği zaman da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye teşebbüs edecek kadar da böyle Allah'ın varlığının yanında birlik düşüncesine düşman olan, ahiret düşüncesine düşman olan, hesap verme düşüncesine düşman olan, yani burası da önemlidir, hesap verme düşüncesine de düşman olan bu müşrikler burada kullanılacak olan paraya haram karışmasın. Bir zulüm ve kötülük karışmasın buraya. Ve sadece helal paramızla biz bunu yapalım dediler. Ve helal paraları da ancak Kabe'yi işte bugünkü temelleri üzerine inşa edecek kadar yetti. Hatimin üzerinde de yükseltecek kadar bir imkana sahip olamadılar. Ve haseten helal paramızla bunu yapalım derken iki şeye dikkat çektiler. Birinci olarak dediler ki faiz parası buraya girmesin. Bir de sifah parası, zina parası buraya girmesin. Zina yoluyla ve faiz yoluyla kazanılan bir para buraya girmesin. İnsanlar ticaret yoluyla veya başka yollarla, helal yollarla kazandıkları paralarla buraya yardım etsinler. Ama işte helal yolla kazandıkları para da Kabe'nin tamamını inşa etmeye yeterli gelmedi. Programımız
konunun devamını anlatmak için yeterli olmadığından dolayı bir sonraki programda devamını anlatmak üzere şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun.